Herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Ocak 2020. Yine bir hak temelli hukuk söyleşimizdeyiz hep beraber. Engelsiz İletişim Derneği olarak 6. sezonunu gerçekleştirdiğimiz bu eğitim kayıtlarında bugün Sevgi Mart'la birlikte, partnerim Sevgi Mart'la birlikte yine hak temelli hukuk söyleşilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2020 açısından bizim için ikinci söyleşi olacak bu, ama biz epey önceden başlamıştık. 1 Aralık'ta başladık söyleşilerimiz arkadaşlar. Bugüne kadar pek çok konuyla ilgili konuştuk. Pek çok konuya değindik. Anayasamızdaki engelliliğe dair hükümlerden söz ettik. Uluslararası anlaşmalar bağlamında bazı incelemeler gerçekleştirdik. Kimi zaman eleştirdik, kimi zaman üzerine düşündük, ayrımcılığı sorguladık, ayrımcılık türlerini konuştuk ve Birleşmiş Milletler engellilerin haklarına dair sözleşme ve buna bağlı, sözleşmeye bağlı komiteye yapabileceğimiz başvuruları ya da Avrupa İnsan Haklarına yapabileceğimiz başvuruları, hangi koşullarda başvurabileceğimizi, izlememiz gereken süreçleri paylaştık bugüne kadar. Ve son olarak da geçen hafta Sevgi Mart'la birlikte engelliler kanununu ve yönetmeliğimizde geçirdiği değişiklikleri konuştuk. Üzerine yorum yaptık, sorularımızı sorduk ve kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Benim adım Sevda Bozbey Yılmaz. Söylediğim gibi biz programı partnerim Sevgi ile birlikte yapıyoruz. İşin hukuk tarafı onda daha çok. Aktivist tarafı ikimiz paylaşıyoruz. Hukuk tarafı genellikle sevgili oluyor. O konuyla ilgili oldukça birikimli. Hem bu çalışma deneyimiyle ilgili bir şey, hem de bu engellilikle ilgili meselelere çok fazla kafa yorması ile ilgili bir şey aslında. Böyle bir şansımız var. Kayıtlarımızı, bu bizim ekibimiz tabii ki yalnız bir ekip değil. Bunun arkasında çok güzel, çok harika bir mutfağımız var. Rıdvan Çırpan, Nurşen Sunar Korkmaz, Sarper Arıkan, Gülcan Altun bizim harika eğitim ekibimizi oluşturuyor. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Bizim hazırladığımız eğitimleri bu derse katılamayanlara takip edebilsinler diye www.dünyaseslen.com'a ekliyorlar ve pek çok konumuz da oradan bizlere ulaşıyorlar. Bugüne kadar paylaştığımız söyleşilerle ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu özellikle sevgimart@gmail.com ve sonra sevdabozbey@gmail.com adresimize sorularınızı tabii ki de gönderebilirsiniz. Bizim için büyük bir keyif. Hukukun soğuk tarafını birazcık sıcak tutmaya çalışıyoruz. Sırf katı hukuk normu anlatmıyoruz. Üzerine düşünüyoruz, düşündürüyoruz, konuşuyoruz, kafa yoruyoruz. Bugün de olacağız. Bugünkü konumuz yine dönem dönem bizim canımızı sıkan şu sağlık raporu meselesi. Engellilerle ilgili sağlık raporları var. Bu sağlık raporlarının bir takım oranları var. Bu sağlık raporunu biz nerelerde ve hangi koşullarda kullanıyoruz? Sürekli değişmesi gereken raporlar mı bunlar? Her fırsatta bu raporlarla ilgili bizim çok uzun yollar mı kat etmemiz gerekiyor? Kanunlarda ne diyor? Sağlık raporu ve engelli kimlik kartı ne tür kolaylıklar ve ne tür zorluklar sağlıyor bize? Ve son olarak da biliyorsunuz az önce Mustafa abiyle konuşmuştuk. Engellilerin bazı firmaların özellikle gerçekleştirdiği özel sigorta yapma ya da yaptırma hakları ile ilgili bazı kısıtlamalar geliyor dönem dönem kulağımıza. Bunları konuşup bunları değerlendireceğiz ve söyleşimizi bu şekilde sonlandıracağız. Arada tabii ki de sorularınızı bize sorabilirsiniz, durdurabilirsiniz. Bir monolog olsun istemiyoruz diyelim ve keyifli bir akşam olsun dileyelim. Herkese tekrar hoş geldiniz diyelim. Sevgicim hoş geldin, sen de oralarda mısın? Buradayım. Sözünü bitirmeni bekliyorum. Harika. Sözümü bitirdim nihayet. O zaman şöyle başlayalım mı? Sağlık raporları bir kere ne amaçla engellilere verilen bir takım dokümanlar? Bu sağlık raporlarını
biz ne zaman ve nerelerde kullanıyoruz? Sürekli değiştirilmesi gereken, sürekli update edilmesi gereken bir şey mi? Ve bu değiştirilmesi sürecinde pek çok problem, pek çok sorun yaşıyoruz. Böyle yavaş yavaş bir başlasak olur mu diye düşünüyorum. Sözü sana bırakıyorum. Tamamdır. Tekrar herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Sağlık Kurulu raporları bize neden veriliyor? Şöyle şimdi mevzuatımızda birçok engellilere yönelik pozitif ayrımcılık olarak nitelendirilen ama benim kişisel olarak karşı olduğum bir takım düzenlemeler var. İşte bunlar nedir? Mesela engelli maaşı ki benim ciddi anlamda karşısında durduğum uygulamalardan birisidir bu. Bu konuyla ilgili de bir dergide bir yazım yayınlanmıştı. Gerçekten çok eleştirdiğim bir şeydir ama şu anda yürürlükte olan bir düzenleme engelli maaşı uygulaması. Mesela nedir? Araç alırken işte vergi ÖTV, KDV indiriminden yararlanma olasılığı. İşte işe alımlarda yine çok şiddetle karşısında durduğum, olmaması gerektiğini savunduğum ama toplumun realitesi göz önüne alındığında maalesef ki mecbur bırakıldığımız %3 engelli kotası uygulaması gibi bir takım düzenlemelerde biz bu Sağlık Kurulu raporlarını kullanmak zorundayız. Birçok şey var ama şu an hemen aklıma gelen temel örnekler işte şehir içi otobüslerin ücretsiz kullanılması, bir takım dijital imkanlardan, internet sağlayıcılarından ya da cep telefonu şirketlerinin, GSM operatörlerinin sağladığı indirimlerden yararlanması falan gibi bir takım düzenlemelerde bizim Sağlık Kurulu raporumuzu sunmamız bekleniyor, isteniyor ve deniyor ki ya sen engellisin, bunu bir belgele de ben de sana şu şu iyilikleri yaptım, bak sayın engelli kardeşim bundan yararlan manasına gelen bir belge. Hastaneler tarafından verilen bir belge. Sürekli güncellemek zorunda mıyız? Aslında bizim ülkemiz hariç hiçbir ülkede bu raporun eğer engel durumunuz geçici değilse güncellenmesi gerekmiyor. Ama ne hikmetse bizim ülkemizde bu raporların böyle 3-5 senede bir akıllarına düşüyoruz. Aa lan biz bunlardan yeni rapor istemedik, bir daha rapor isteyelim falan oluyor ve tekrar bir yönetmelik değişiyor. O yönetmelikte işte yok şu tarihten önceki raporlar geçersiz, yok şu tarihten önce şöyle kurul vardıysa da o rapor verdiyse o raporu kabul etmem. Yok öyle oldu, yok fotoğrafın yoktu, yok kimlik numaran yazmıyordu. İşte kuş uçtu, kervan geçti falan filan deyip raporları bize sürekli yenilettiriyorlar, yenilememizi istiyorlar. Yok son 6 ayda alınmış olması gerek falan gibi. Şimdi bazı durumlarda evet Sağlık Kurulu raporunun yenilenmesi gerekiyor. Bu nasıl durumlar? Bunlar engellilik durumu değişebilen, yeti farklılığı zaman içerisinde farklılık gösterebilen ya da geçici süreli verilmiş olan raporlar, evet güncellenmesi gerekiyor. Bazen öyle heyetlerle karşılaşıyorsunuz ki engel durumunun sürekli olmasına, yeti farklılığının sürekli olmasına rağmen geçici rapor verebiliyorlar. Mesela ben 2013'te aldım Sağlık Kurulu raporunu. Oradaki sevgili göz doktoru arkadaş 5 yıl sonra kontrol koşulu koymuş. 5 yıllık bir rapor vermiş. Ne bekliyordu bilmiyorum 5 yıl sonra ne gelişeceğine dair. Ama böyle bir rapor vardı elimde. 2018'de tekrar raporu güncellemek zorunda kaldım. Böyle enteresan durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle Sağlık Kurulu raporları bizim ülkemizde maalesef ki çok sık güncellenir, çok sık değiştirilir. Yönetmelikleri üzerinde çok sık oynanır. İşte dediğim gibi bir 4-5 yılda bir akıllarına düşüyoruz. Bir değiştiriyorlar o yönetmeliği, bir şeyler getiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Ve raporlarımızı biz de değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ben buradan bir yönetmeliğe doğru biraz devam etmek istiyorum arkadaşlar. Peki şöyle bir soruyla devam etsem olur mu Sevgicim? Tabii Şimdi ki bu dinliyorum. raporları değiştirirken bir tek değiştirmekle kalmıyoruz. Bu defa da yeni problemler karşımıza çıkıyor. Örneğin özellikle iş başvurularında bu özellikle vergi indirimlerinden falan faydalanmak süreçlerinde işte rapor bir zaman önce atıyorum kişi %40 engelli iken tekrar gittiğinde başka bir hastaneye işte bir süre sonra yıllar sonra bu tutar diyelim ki %30'a ya da %35'e düşürüyor ve bu zaman
daha doğrusu bu yüzdelik kaybı kişinin kazanılmış elde ettiği haklarını da, yani bunu şimdi pozitif ayrımcılıktaki bir takım haklar olarak değerlendiriyoruz ya, karşısında durduğumuz haklar. Bu kez de bunu kaybediyor insanlar ve bununla ilgili bir problem yaşıyorlar. Diyor ki çünkü bu rapor %30 ve işe düştüğü zaman şöyle şöyle haklar olur. %40'a çıktığı zaman böyle olur. %40'ın üstündekiler daha ciddidir gibi bir takım ayrımları da var. Biraz ondan da bahsedebilir miyiz yönetmeliğe geçmeden? Tamam. Şöyle, şimdi tabii bu yetkililer bu rapor akıllarına düştüğümüzde yönetmeliği değiştirdikleri zaman her seferinde farklı farklı oran hesaplama yöntemleri belirliyorlar. Her seferinde değişik bir şey yapıyorlar. Mesela bir yönetmelikte verdikleri formül genelde Baltazar formülü kullanılır. Ya da uluslararası geçerli olan başka farklı formüller kullanılır. Bir yönetmelikte diyorlar ki tam yeti farklılığı varsa, ben buna yeti kaybı demek istemiyorum ama yeti kaybı da diyebiliriz. Tam varsa diyorlar %100 vereceksin. Sonra bir yönetmelik çıkarıyorlar. Diyorlar ki ya bir dakika, %100 vermesen, tam yeti farklılığı varsa, tam yeti kaybı varsa, o zaman diyorlar sen bunu %85 ver. Şimdi 2006'da çıkan bir yönetmelikte %100 veriliyordu. 2013'te çıkan yönetmelikte bunu %90'a çektiler. Şimdi 2019'a çıkan son yönetmelikte yine %90 olarak. Mesela ben hiç görmüyorum. Ama benim rapor oranım %90. Bu da işte o yönetmeliğin altında yayınlanan bir hesaplama formülü oluyor. O formüle göre oranlar değişiyor sürekli. Ve biz her başvuru yaptığımızda, ülkemizde bu kadar sık yönetmelik değiştiği için ve kendileri de yaptıklarının farkında oldukları için, her seferinde en sonki raporunu getireceksin bana diyorlar. Mesela ülkemizde %40'ın altında bir yeti farklılığınız varsa birçok şeyden yararlanamıyorsunuz. Hatta birçok alanda engelli olarak da kabul edilmiyorsunuz. Örneğin bizler için, görme engelliler için %90'ın altında, işitme engelliler için de geçerli bu. %90'ın altında bir sağlık kurulu raporunuz varsa, mesela ÖTV ve KDV indiriminden, MTV muafiyetinden yararlanamıyorsunuz. Bunun gibi farklı düzenlemeler var. Bunlar da tabii ki insanların hak kaybına uğramasına neden oluyor. Çünkü aslında mesela benim açımdan baktığımızda benim %10'luk bir görme oranım yok. Ben görmüyorum, hiç görmüyorum. Ama raporuma baktığımız zaman %90 veriliyor rapor. Sanki %10 görüyormuşum gibi bir algı oluşuyor. Ha bu şu an, ben şu anda Yok birçok canım, sen bence görüyorsundur da anlayamıyorsundur. Devletimizden daha mı iyi bileceksin? değil mi yani, doğru haddimi bilmem lazım, haklısın. Doğru söylüyorsun. ve şey Oradaki oluyor. rakam diğer vücuttaki diğer uzuvların çalışıyor olmasına dair bir saçma yorum olabilir mi sevgicim? Öyle bir yorum yok aslında. Ya bunu neye dayanarak yaptıklarını gerçekten bilmiyorum. Araştırdım da hakikaten, hani bu neden kaynaklanıyor, niye böyle bir şey yapıyorlar falan diye. Yönetmenin gerekçesine falan da baktım. Hiçbir mantıki açıklama yok. İşte sadece kullandıkları formülden kaynaklı böyle sürekli oran değişiyor. Ha bundan 2 sene sonra, hatta yarın bile bir yönetmelik çıkıp şey diyebilirler yani. Aa, tam yeti kaybı mı var sende? Tamam, %75 o zaman senin engel oranın. %25, canım %25, hani senin dediğin gibi devletimize neyi mi bileceğiz? Demek ki %25 görüyormuşum ben noktasına da gelebiliriz. Yani bunun bir mantıklı bir dayanağı yok, mantıklı bir açıklaması yok bu olayın. Tamamen yönetmeliğin altında verilen listeye göre belirlenen, hesaplanan bir şey. Mesela geçenlerde bir tanıdığım, benim burada Beyşehir'i tanıdığım birisi rapor aldı. %120 oranında bir şey verdiler. Dedim ki sen yaşamıyorsun o zaman yani. %120 bir kaybın varsa senin, birçok hastalığı var çünkü. Hepsinin toplamı %120 etmiş. Sen ölmüşsün dedim yani. Hani %100'ü geçmiş bu durum. Böyle böyle garip durumlar ortaya çıkıyor maalesef. Çünkü hani biz hep diyoruz ya, biz olmadan bizim için asla diye. İşte bu kuralı uygulamadıkları sürece ve bu kuralı anlatırken bahsedeceğim. Hani bir takım da diğer kriterleri dikkate almadan belirledikleri sürece böyle garip sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Peki, o zaman devam edelim sevgicim kaldığımız yerden. Tamam. Şimdi arkadaşlar, 2019 yılında yönetmeliğimiz yenilendi.
Dediler ki bunlar ya biz 2013'ten beri bu çocukları unuttuk, bu engelli kardeşlerimizi unuttuk biz. Bir hatırlayalım dediler, bir 2019'da bir yönetmelik çıkaralım dediler. Ve biz bir grup hukukçu arkadaş, aktivist hukukçu arkadaş bir araya geldik. Bu oturduk bu yönetmeliği inceledik. Ne diyor ki bunlar? Yine ne var ki burada diye. Ve yönetmeliğe karşı bir dava açtık. Neden açtık o davayı? Önce size ondan bahsedeyim kısaca ki sizin de bilginiz olsun. Şu an henüz yargı süreci devam ediyor. Yönetmeliğe karşı açtığımız dava Danıştay'da devam ediyor. Yönetmeliğin iptali talebiyle dava açtık. Çünkü yönetmelikte şöyle bir düzenleme getirildi bu güzide yönetmeliğimizde. Dendi ki Sağlık Kurulu raporu almak isteyen bireyler başvuru yaptıkları zaman bu kişilerin yeti kaybı durumlarına göre hangi işte çalışamayacakları Sağlık Kurulu raporunda belirtilir dendi. Ben kendi adıma bu maddeyi gördüğümde şok oldum. Gerçekten şok oldum. Hani bu performansı beklemiyordum. Hakikaten şok oldum. Bu şu demek oluyor. Siz heyetin karşısına çıktınız. Heyet size işte muayenelerinizi oldunuz, gittiniz. Heyetin karşısına çıktınız. Heyet size şunu diyebilir. Bu vatandaş görme engelli. Evet, öğretmenlik yapamaz. Raporunuza bunu yazabilir. Bu vatandaş görme engelli. Avukatlık yapamaz. İşte memurluk yapamaz. Onu yapamaz, bunu yapamaz. Kafasına göre, kendi oradaki heyetin o günkü psikolojik durumuna göre sizi değerlendirip hangi işi yapıp hangi işi yapamayacağınıza karar verebilir. Peki, şöyle bir durum ortaya çıktı. Biz araştırmalarımızı yaparken dava sürecinde, dava hazırlık sürecinde dedik ki bunun dünyada uygulaması var mı? Çünkü bize böyle bir savunmayla gelebilirler. Bunun dünyada uygulaması var denebilir. Var mı? Bir bakalım. Bazı ülkelerde var ama orada yapılan uygulama şöyle. Şimdi biz de kısmen bir yandan da yönetmelikten de bahsedeyim size. İkisini birlikte anlatayım. Biz de Sağlık Kurulu raporu sadece hekimlerden oluşan bir heyet tarafından veriliyor. Yani orada işte bir takım branşları saymış. Hani bunu tek tek belirtmeme gerek yok ama işte mesela ortopedist var, göz doktoru var, genel cerrahi uzmanı var. Bunlardan oluşan bir heyet tarafından, tamamen hekimlerden oluşan bir heyet tarafından bizde Sağlık Kurulu raporu düzenleniyor. Peki dünyada bunun örneği olan ülkelerde heyet nasıl oluşuyor? O ülkelerde bir sosyal hizmet uzmanının o heyette bulunması zorunlu. Bir sosyoloğun o heyette bulunması zorunlu. Yaş durumuna göre bir pedagogun o heyette bulunması zorunlu. Yine bir eğitimcinin o heyette bulunması zorunlu. Bir psikoloğun o heyette bulunması zorunlu ve bunun dışında kişinin talep ettiği duruma göre, yani neden sağlık raporu istediğine göre bağlı olarak değişerek talebiyle ilgili bir uzmanın da o heyette bulunması zorunlu. Yani oralar, o ülkelerde sağlık kurulu raporu düzenlenirken kişinin sadece yeti kaybına bakılmıyor. Aynı zamanda toplumsal hayat, sosyoekonomik durumu, kültürel durumu gibi veriler de dikkate alınarak bir rapor düzenleniyor. Ve düzenlenen raporda da böyle bizimki gibi sadece işte %90 görme engelli, yok işte %75 yürüme ortopedik engelli, %85 işitme engelli gibi yazmıyor. Yaklaşık 20-25 sayfadan oluşan sağlık kurulu raporu veriliyor kişinin eline. Raporu aldığınız zaman. Burada sizin toplumla olan uyumunuz, toplumsal gelişiminiz, toplumun engelliye bakışının size karşı yansıması, yine toplumdaki diğer değerlendirmeler bir blok halinde değerlendiriliyor ve bildiğiniz bir kitapçık tarzında sağlık kurulu raporunuz oluyor sizin. Dolayısıyla buralarda çok da detaylı, böyle bizim gibi hastaneye gidip pazartesi günü, özellikle yoğun olmayan hastaneler için söylüyorum tabii, pazartesi günü gidip başvurunuzu yapıp İşte çarşamba, perşembe gün heyete girip raporunuzu alıp hadi Allah'ısmarladık demiyorsunuz. Bu insanlar bu raporları düzenlerken sizinle birebir görüşmeler yapıyorlar. Hayatınızı gözlemliyorlar. Sosyal hayatınızı gözlemliyorlar. Çalışıyorsanız iş hayatınızı gözlemliyorlar. Okuyorsanız okuldaki durumunuzu gözlemliyorlar. Ve hakikaten reel verilere göre ben oradaki raporları okuduğumda şok oldum. O kadar detaylı açıklıyorlar ki bunları. Bütün
sosyokültürel hayatınızı, tamamen profilinizi çiziyorlar ve buna göre ha, bizimki gibi şu işleri yapamaz ifadesi de yok. Deniyor ki şu 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 koşullar sağlandığı takdirde bu kişi şu işi yapar. Örneğin deniyor ki mesela bizim gel kendi branşımdan örnek vereyim, daha sağlıklı örnek olacak. Avukatım ben. Deniyor ki bu kişi ekran okuyucu programı kurulu bir bilgisayar aracılığıyla ve ulusal yargı programı erişilebilir olması durumunda avukatlık yapabilir, yapar deniliyor. Bunu yapamaz denmiyor. Koşulları da belirtilerek, o profille çizilerek o işi yapabileceğiniz belirtiliyor. Biz yönetmelikte bu maddeye itiraz ettik. Dedik ki 7-8 kişiden oluşan bir hekim heyeti, hekimlerden, doktorlardan oluşan bir heyet, bir insanın neyi yapıp neyi yapamayacağına karar veremez. Bunu da tabii ki uluslararası sözleşmelere falan dayandırarak detaylı bir şekilde hazırladık. Ve şu an yargı süreci devam ediyor. Sonucu bilmiyorum. Eğitimlerimiz sonuçlanana kadar bu konuyla ilgili bir karar çıkarsa size de bu konu hakkında bilgi veririm arkadaşlar. Nedir, ne değildir diye. Burada çok önemli iki şeyden söz etti arkadaşlar Sevgi. Bir kere pek çok farklı disiplinden gelen insanların oluşturduğu, uzmanların oluşturduğu bir kuruldan rapor almakla sadece medikal taraftan rapor almak gayet tabii ki birbirinden farklı şeyler. Çünkü sağlık raporu dediğiniz şey sadece medikal olarak bakılabilecek bir şey değil. Pek çok bileşenin bir arada incelenmesi gereken bir şey. Biz şu anda bu mevcut durumda bunu yapmadığımız için açılan dava da bu bağlamlardaki bir dava. Ve bakın Sevgi'nin paylaştığı bir önemli şey daha var. Okuduğu raporlarda yaklaşım şu, neyin nasıl yapılacağını tanımlıyor. Biz neyi nasıl yapamayacağımızı tanımlıyoruz. Aradaki bu farkı da lütfen kaçırmayalım. Peki Sevgi, şöyle bir soruya devam etmek istiyorum. Şimdi biz sandık ki bu engelli kimlikleri bizi bayağı bir külfetten kurtaracak, bayağı bir raporun yerine bazı yerlerde kullanacağız diye bir yanılgıya kapıldık. Niye öyle bir yanılgıya kapıldık? Öyle bir tanımlama mı yapıldı? Biz mi yanlış anladık? Aslında şöyle, normalde yönetmelik ilk hazırlandığı dönemde amaç oydu. Yani denildi ki ya bu hani engelli kimlik kartına sahip olan insanlar şey yapsınlar, hani artık engelli sağlık kurulu raporuna da ihtiyaç duymasınlar ya da o raporu tekrar 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 almak zorunda kalmasınlar. O kimlik kartlarıyla diledikleri yerde diledikleri işlemlerini yapabilsinler. Ama yani bunu nasıl yorumlayacağım bilmiyorum ama devlet memuruyum arkadaşlar. O yüzden şöyle, yani kurumların birbirlerine güvensizliği mi diyelim, kişilerin defaten, ki bunu hepiniz görmüşsünüzdür, EKPSS'ye giren arkadaşlar falan özellikle görmüşlerdir, yapılan sahtecilikler mi diyelim, maalesef ki engelli kimlik kartı ile istenilen amacın gerçekleşmesi mümkün olmadı. Yani bir kurumun verdiği belgeye bir başka kurum güvenmedi. Olayın özü bu. Aslında gerçekleşseydi oldukça da kullanılabilir bir şeydi. Yine bir Pratik, çok yöntemdi pratik bir şey yani. olacaktı. Tabii ki çok pratik olacaktı. Çünkü bir kere o kimlik kartını aldığınız zaman artık işte ne bileyim her 4-5 yılda bir gidip rapor yenilemek zorunda kalmayacaktınız. Zaten orada engel oranınız belirtiliyordu. Yönetmekte özür oranı diyor ama onu herhalde sayın yetkililerimiz gözden kaçırdılar, yoksa güncellerler, engelli yaparlardı geçen hafta konuştuğumuz gibi. Oradan kaynaklı bir durum var. Yani bir kurumun verdiği şeye bir kurum güvenmedi maalesef ve dolayısıyla da o beklenen hedef gerçekleşemedi. Mesela hepimizin başına gelmiştir, araç alan arkadaşlarımız varsa. Şimdi aracınızı ÖTV ve KDV muafiyetle alıyorsunuz, işlemlerinizi yapıyorsunuz, güzel kullanıyorsunuz, tamam, orada bir problem yok.
Bir yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra aracınızın durumuna aldığınız markaya göre vize zamanı geliyor. Vize yaptıracaksınız. Giriyorsunuz sisteme, MTV borcu. Nasıl yağ oluyorsunuz hani? Ne alaka? MTV borcu. Gidiyorsunuz vergi dairesine. Diyorsunuz ki ya ben bu aracı ÖTV ve KDV muafiyetli aldım. Evet. Raporumu da sundum size. Evet. E peki MTV çıkmış. Motor taşıtlar vergisi çıkmış. Bu nereden geldi? E sizin başvurunuz yok ki diyorlar. Yani MTV muafiyette olacağına dair. Böyle bir şok geçiriyorsunuz, algılamaya çalışıyorsunuz falan. Hani nasıl ya, bu bir kamera şakası olsa gerek falan düşünüyorsunuz. Sonra yazışıyorsunuz, dilekçe veriyorsunuz, form dolduruyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz ve MTV muafiyetinizi işletebiliyorsunuz aracınıza. Şimdi bu sistemin olduğu bir yerde tabii ki engelli kimlik kartları da beklenen amaca ulaşamadı arkadaşlar. Aslında çok pratik olacaktı hepimiz için. Peki sevgicim, o zaman özellikle senin bu yönetmelikte altını çizmek istediğin şeylerle devam edelim. Sonra da benim birkaç tane daha sorum olacak anlatacaklarına dair. Şöyle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi Engelli Sağlık Kurulu raporu bu 2019'da çıkan yönetmelikle ikiye bölündü. Bir erişkin ve terör mağduru kişilere verecek Engelli Sağlık Kurulu raporu, bir de 18 yaşından küçük çocuklara yönelik verecek Engelli Sağlık Kurulu raporuna ilişkin ayrı ayrı iki tane yönetmelik çıkardılar. Ben burada erişkinlere yönelik olarak çıkan yönetmelikle ilgili birkaç husus üzerinde durmak istiyorum. IGF sisteminin kullanılacağı, uluslararası sağlık sınıflandırma sisteminin kullanılacağı belirtildi bu yönetmelikte. Ve bu sınıflandırmaya göre işte engel oranlarının belirleneceği belirlendi. Şimdi burada yine bir şöyle bir düzenleme getirildi arkadaşlar. Eğer bir alanda yeti kaybınız varsa ve ona ilişkin sağlık kurulu raporu almanız gerekiyorsa, 3 uzmanın katılımından oluşacak bir heyetle sağlık kurulu raporunu alabileceğiniz öngörüldü. Yani sadece göze bağlı olarak bir yeti farklılığınız var ve buna ilişkin olarak bir sağlık kurulu raporu almanız gerekiyorsa, 3 göz doktorundan oluşan bir heyet tarafından size sağlık kurulu raporu verilebileceği düzenlendi. Ama bu benim bildiğim, takip ettiğim kadarıyla hiçbir hastanede uygulanmıyor. Aslında bu bir pratiklik olarak getirilmişti. Hani bütün heyeti, tüm doktorları dolaşmak yerine sadece göz doktoruna gidip oradan işte belgenizi alıp raporunuzu, şeyinizi, durumunuzu işletip daha sonra da 3 tane göz doktorundan oluşan bir heyetin önüne çıkıp raporunuzu alabilecektiniz. Ama bu hiçbir hastanede benim bildiğim kadarıyla, hani işletilen var mı bilmiyorum ama takip ettiğim, gözlemlediğim kadarıyla hiçbir hastanede uygulanmıyor. Gene kalabalık bir heyet tarafından gerçekleştiriliyor muayeneniz. Şimdi sağlık kurulu raporuna ilgili kişinin kendisi, yani rapor alacak olan kişinin kendisi veya kanuni temsilcisi tarafından şahsen ve dilekçeyle başvurulmak zorunda. Bu başvuru usulü, bu önemli. Bir de zaten oraya gittiğinizde genelde bütün, hemen hemen bütün hastanelerde artık standart bir form var. Size o formu veriyorlar. Gerekli yerlerini dolduruyorsunuz ve raporunuzu ne için, hangi amaçla kullanmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Onlar o raporu o şekilde dilekçenizi vermiş oluyorsunuz. Bizzat kendinizin ya da özellikle küçükler için, 18 yaşından küçükler için velilerinin ya da işte zihinsel engelliler için vasilerinin ya da kanuni temsilcilerinin başvuru yapması gerekiyor. Sağlık kurulu raporuna bizzat başvuru yapmanız gerekiyor. Fotoğrafınızın hastanede çekilmesi gerekiyor. Buna ilişkin bazı arkadaşlarımız işte sorular soruyorlar. Ya yanımda götürdüğüm fotoğrafı kabul etmedi, buna ne yapabilirim diye. Buna bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Burada getirilen düzenlemenin amacı biraz da şey, aslında sahte rapor düzenlenmesini önlemek amacıyla getirdiler. Orada direkt başvuru sırasında sizin fotoğrafınız çekiliyor ve sisteme kaydediliyor, veri tabanına kaydediliyor. Rapora da orada çekilen fotoğrafınız yansıyor. Çünkü yine yapılamaz mı sahtecilik? Tabii ki yapılabilir ama kısmen önlemek amacıyla getirilmiş bir tedbirdi. Dolayısıyla o yüzden önceden çektirdiğiniz fotoğraflarla
Gidip rapor başvurusu yaptığınızda hastane bunu kabul etmediğinde yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü dediğim gibi tedbir amaçlı getirilmiş bir düzenleme bu. Artık sağlık kurulu raporlarımız bir sisteme işleniyor. O veri tabanında saklanıyor. Gerekli duyulduğu takdirde de bu veri tabanından kullanılıyor. Şöyle bir şey geldi sevgili. Biz artık pek çok zaman, pek çok belgemizi, bilgimizi Türkiye Go.tr'den elde edebiliyoruz. Mesela bu sağlık raporumuz bize belli bir süre için veriliyor ya. Öyle bir süre Evet. için veriliyor değil mi? 3 yıl, 5 yıl artık o süre neyse. Süreli Mesela ya da bu süresiz olarak süresi verilebiliyor tabii. verilebiliyor değil mi? Varsayalım süresiz aldık biz bu raporu ama bir başvurduğumuz bir alanda yeni bir bilgi ya da bulgu gerekti. Çok basit bir işlemle doktor o sistemdeki belgeye ulaşıp onunla ilgili bir paraf girse, mesela paraf atsa, bu da sizin söyledikleriniz arasında var mı? Ya da hukukçu olarak böyle bir şey önerdiniz mi? Artık dijital çağdayız. Tekrar tekrar o kişileri özellikle gerçekten engeli nedeniyle pek çok noktaya ulaşma problemi yaşayan insanları bir yerlere sürükleme yerine öyle bir paraf atılıp güncelleme yapılamaz mı diye bir şey geliyor aklıma. Şöyle, ya aslında süresiz raporlarda bu olabilir. Süreli raporlarda bunu yapamıyorlar. Yapılmaması da gerekiyor zaten. Çünkü engel durumu değişebiliyor. Bazen lehe, bazen aleyhe gibi, yani bunu nasıl değerlendirirseniz artık, hani o şekilde ifade ediyorlar. O yüzden o ifadeyi kullanıyorum. Değişebilir mi? Süresiz raporlarda bu olabilir aslında, küçük bir düzenlemeyle. Yani çünkü o sistemde zaten doktor girdiği zaman o raporu görecek. Küçük bir ekleme yapıp bunu tekrar veri tabanında güncelleme yapabilir ama bu Türkiye'de şu an için uygulanmıyor. Şu an için böyle bir şey yok. Yeniden rapor almanız gerekiyor. Bir süre daha o zaman böyle koşturacağız. Evet. Şimdi raporlarımızı aldık. Başvurumuzu yaptık şahsen. Bütün hastanelerde, yani benim bildiğim bütün hastanelerde bu heyette bulunan hastaneler bir kendileri sağlık kurulu heyeti oluşturuyorlar. Farklı branşlardan oluşan, işte ortopedist, nörolog, psikolog ya da psikiyatrist, genel cerrahi uzmanı, göz doktoru, kulak burun boğaz KBB uzmanı gibi heyetlerden dolaştık, geldik ve son gün şöyle Zeki Bey sorusunu özelden yazmış. Neden bu hangi işleri yapabilir raporunu istediler diye. Bunun gerekçesini gerçekten ben de bilmiyorum. Suistimaller mi söz konusu demiş Zeki Bey. Bu suistimalleri engellemez çünkü maalesef ki suistimaller çok fazla devam ediyor. Halen de devam ediyor. Neden bunu istediler? Muhtemelen o birkaç tane örneğini gördüm dediğimiz ülkelerden hareketle bunu istediler ama bu tabii ki bizim ülkemizde mevcut heyetle yapılabilecek bir durum değil. Muhtemelen onu örnek alarak, çünkü uluslararası hukukta artık engelli sağlık kurulu raporları yavaş yavaş bu yöne kayıyor. Birçok ülkede, birçok Avrupa ülkesinde raporlar bu şekilde biçimleniyor. Birçok farklı disiplinden uzmanın katılımıyla düzenleniyor raporlar. Ve mesela Türkiye'den verilen sağlık kurulu raporlarını birçok ülke kabul etmiyor. Çünkü diyor ki sen bu insana %90 yeti kaybı var diyorsun ama nasıl yeti kaybı var? Yani sadece tıbbi değerlendirme bunu yeterli görmüyor. Dolayısıyla uluslararası alan buna kaydığı için bu yönetmelikte bunu getirmek istediler herhalde ama gözden kaçırdıkları şey heyetin oluşum durumuydu. Bu nedenle hani suistimali engellemez bu. Sadece ona uyumlaştırmak amacıyla getirdiklerini düşünüyoruz. Ama yeterli olmadı tabii. Peki sadece gözden %90 nasıl alabiliyorum? O işte bu söylediğimiz formül, yani yönetmenin altında yayınlanan bir formül var. Ben linkini paylaşacağım sizde. İncelemek isterseniz incelersiniz oradan. Bir formül var orada. Karmaşık bir formül. Zaten çok anlaşılır bir şey değil. O formüle bağlı olarak tam yeti kaybı varsa %90 rapor verilir diyor o cetvelde ve o şekilde raporu veriyorlar. Yani bir şey yok bunun. Aslında %100 olan değerlendirmeyi %90'la sınırlıyorlar o cetvelde. Bana %90 gibi fazla gibi geliyor da
Yani sadece göz kaybı %90'a dirayetse ne acaba? Yani hani bu işi yapıyorlarsa tam hakkıyla yapsınlar. Kastıyla söylüyorum. İşte bu heyetin oluşumunun değişmesi gerekiyor. Bu sizin dediğiniz hakkıyla yapsınları. Mesela gözleri hiç görmeyen birisi, tamamen görme engelli olan birisi, bazı ülkelerde %40'ın bile üzerine çıkmıyor. Çünkü diyor ki kişi oradaki grup, ya tamam bu insan görmüyor, evet bir tıbbi yeti farklılığı var ama bunu sosyoekonomik hayatını etkilemiyor ki bu kayıp. Yani gerekli erişilebilir düzenlemeler yapıldığı takdirde herhangi bir olumsuz durum yok. Bu nedenle işte onların kendi formüllerine göre mesela bazı ülkelerde %25'lerde kalıyor, bazı ülkelerde %30'larda kalıyor. Yani sadece o yetinin olmadığını belirtecek bir oransal veriliyor. Ama bizim ülkemiz açısından sadece tıbbi değerlendirmeye tabi olduğumuz için bu oran %90 olarak belirleniyor. Ya evet mesela ben kendimde %90'lık bir kayıp görmüyorum. Bence yok yani. Bir de mesela acaba bu hani şu araba hikayesinden binaen mi? 90 ve üstüne hikaye edilmiş şey olabilir. Onunla ilgisi yok çünkü yani yeti kaybı varsa %90 zaten %90 ÖTV muafiyetine giriyor, KDV muafiyetine giriyor. Hani onu önlemek isteseler de bunu %85'e falan çekmeleri gerekirdi. Onu hedeflediklerini düşünmüyorum ben. Çünkü bir şey yok yani %90 rapor aldığınız zaman bütün işte o pozitif ayrımcılık kapsamında getirilen haklardan yararlanabiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama yok orada. O yüzden onun %90'la sınırlamalarının amacı o değil. Yani onu sağlamıyor çünkü. İyilik olsun yazalım. Yani ne gibi bir düşünce? Yani sadece aklıma gelen şey bu. Uluslararası Yani sisteme uyum. bak şimdi elim çalışıyor, kolum çalışıyor. Ben özel sektörden emin. Her türlü çalışma hayatımı yaptım. Yani görmemek, sonradan gözlerimi kaybettim. Yine de şimdi. Yani bana engel olamadı. Yaptım, ettim, emekli oldum vesaire. Yani hani ben Burada bu şunu belirtmemiz gerekiyor esasında arkadaşlar, bakın burada lütfen şu noktayı kaçırmayalım. Bizim ülkemizdeki engellilik algısı ve buna bağlı bütün tanımlar himaye etme ve koruma temelli ve genel olarak bir birey olma saymama temelli olduğu için bu tıp dünyasına da yansımış, hukuk dünyasına da yansımış. Çünkü bunlar her biri toplumun ferdi. Bugün hala körler, çok başarılı avukatlar olmalarına rağmen ki bir zamanlar o da istenmiyormuş. Tarihe bakın lütfen. Şimdi de hakim olamıyorlar. Bugün körler, çok başarılı olmalarına rağmen, bu rağmen kelimesini sevmiyorum ama toplum bunu kullanmayı seviyor. Çok takdir ediyorlar çünkü biz de biliyorsunuz. Pek çok görmeyen kişinin klinisyen, psikiyatr, psikolojik danışman ve psikolog olması da istenmiyor. Bunun nedenini size söylüyorum. Göz teması kuramıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi evet. böyle bir bakış açısıyla düşünürsek eğer bize verilen her türlü sağlık raporunun ne kadar sağlıksız olduğunu daha iyi anlayacağız. Ama burada en temelde acı olan şey şu benim açımdan ve Sevgi açısından. Zaten engelli topluluğunun da bütün bunları temelde onaylıyor olması. Kendini zaten Kesinlikle öyle. toplumun tanımladığı yerde görüyor olması. Kabul ediyor ve istiyor oluşu. Olabilir mi daha çok? Bir de Kendini bu şekilde, kendini zaten toplumun tanımladığı gibi tanımlıyor. Bu söylediğiniz şey Zeki Bey başka platformların tartışma konusu olduğu için hiç uzatmıyorum. Ama temel mesele bu. Peki, Sevgicim sen devam et istersen. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım. Çünkü benim bir iki daha, tane daha sorum olacak. Tamam. Şimdi raporumuzu aldık. Raporlara itiraz sürecini düzenlemiş yönetmelik. Bizim davada ileriye sürdüğümüz ve iptalini talep ettiğimiz bir husus da bu arkadaşlar. Şimdi raporlar ilgilisine teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde rapor sahibi, vasisi ya da kanuni temsilcisi ya da raporu talep eden kurum tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne raporlara karşı itiraz edilir. Buraya kadar güzel. Koşullarımız eşit. 30 gün içerisinde itiraz ediyoruz. Ancak
Bundan hemen sonra gelen cümlede demiş ki, raporu talep eden kurumlarda süre sınırlaması aranmaz. Yani ben raporumu bugün vergi dairesine sundum. Raporum kullanıldı mesela vergi dairesine sun ya da işe başvuruyorum. İşte devlet memuru olacağım. Raporumu sundum kuruma. Raporu verdim. Ben işe başladım, çalışmaya başladım. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. 6 ay geçti, 1 sene geçti. Bir tane amirimle takıştım. Olabiliyor mu? Oluyor. Takıştım. Amirim benim raporuma itiraz edebiliyor. 30 günlük süre aranmıyor onlarda, kurumlarda. 30 günlük süreye bakılmıyor. Ama bana diyor ki sen sağlık kurulu raporunu aldın mı? Evet aldım. 30 gün içerisinde itiraz etmen lazım. Etmezsen raporun kesinleşiyor. Bir daha itiraz hakkın yok, bitti. Biz buna da itiraz ettik. Dedik ki madem böyle bir süre getiriyorsunuz o zaman kurumlar için de bu geçerli olsun. Çünkü bu engelli bireye karşı kurumların kullanabileceği bir dezavantaj. Yani şöyle bir şey oluşuyor. Bununla da karşılaşıyoruz arkadaşlar maalesef ki. Şimdi engelli arkadaşımız, yeti kaybı olan arkadaşımız kurumda çalışıyor. Çalışırken kendine uygun iş verilmiyor. Yeteneğine uygun bir yerde çalıştırılmıyor. Herhangi bir yerde çalışıyor musun? Çalışıyorum mantığıyla bakılıyor olaya. Ve en ufak bir tartışmada, en ufak bir sorunda, bir sürtüşmede amirleri tarafından çok ters karşılanabiliyor. Çok kötü muamelelere maruz kalabiliyorlar. Bu da başka bir koz veriyor. Yani amir şunu diyebilir. Bak benle uğraşma. Raporuna itiraz ederim görürsün. Ha bir şey olacağı olur mu? Ya ola da bilir, olmaya da bilir. Ama bu insanlar üzerinde psikolojik bir baskı yaratıyor. Ya acaba ben amirime ya da çalışma arkadaşıma bir şey söylersem raporuma itiraz edilir mi? İş kaybına uğrayabilir miyim? Bu belki devlette çalışan birisi için çok ciddi sorun olmaz ama özel sektöre girmiş birisi için çok ciddi problem yaratabilir. Ya da siz işte vergi indirimi ya da bir başka sebeple kullandığınız rapora karşı sizin 30 günlük bir süreniz varken kurumun bu itiraz süresinin sınırsız olması bu da aleni bir eşitsizlik olduğundan dolayı buna karşı da biz yine bu maddeyi de raporda dava dilekçesinde iptal konusu yaptık, iptal gündemini aldık. Raporlara itirazın mutlaka gerekçeli olması gerekiyor arkadaşlar ve yazılı olması gerekiyor. Dediğim gibi 30 günlük bir süreniz var. Raporun size teslim edildiği günden başlıyor bu 30 günlük süre. Ve bu süreyi geçirdiğiniz zaman raporunuz artık kesinleşiyor, itiraz şansınız kalmıyor. Sevgicim, o zaman yavaş yavaş toparlayalım ama son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu raporlardan devam ederek. Şimdi çok yakın bir zamanda böyle bir hikaye yaşadık. Bir arkadaşım bunu benimle paylaştı. Şirketlerinin yaptıkları özel sigorta, grup sigortası var. Yani bir şirket grubuna sigorta yapılmış. Arkadaşım da bu kapsamda ortopedik engelli bir arkadaşım. Ve tabii sonrasında emekli oldu, grup sigortasından ayrıldı ve fakat sigortasına devam etmek istiyor. Yani kendisi ödemek istiyor. Yeni poliçeler işte seçti, formları doldurdu, işte sigortacı geldi falan filan. Kabul etmemişler. Biz sizi sigortalayamayız demişler. Çünkü sizin mevcutta bulunduğunuz, içinde bulunduğunuz engellilik hali oldukça ağır ve dolayısıyla da biz bunu kabul etmiyoruz. Bir kere gerçekten özel sigortaların engelli birini sigortalamama hakkı var mı? Onu gerçekten bilmek istiyorum. Böyle bir şey var mı? Böyle bir yönetmelik falan var mı? Bunu besleyen ya da destekleyen. İkincisi de böyle bir hak kaybına uğradığımızda nasıl bir yol izleyebiliriz? Yani bu bir çok önemli bir hak kaybı ve bu pek çok hakkın ihlali var bunun içinde ama en önemlisi sağlık hakkının ihlali var. Sağlık koşullarından, hizmetlerinden faydalanmamanın ihlali var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi soruna geçmeden önce sadece itirazla ilgili bir husus daha belirteceğim. Ondan sonra soruna geçeceğim. Şimdi arkadaşlar itirazınızı yaptığınız zaman İl Sağlık Müdürlüğü sizi hastaneye yönlendirir. Raporunuz aslında bakanlık tarafından hakem hastane olarak belirtilen bir hastaneden verilmiş olsa dahi başka bir sağlık kurumuna yönlendirilirsiniz ve yeniden incelenir durumunuz.
ve hakeme hastanenin verdiği rapor esas alınır. Bu durumda böyle bir itiraz süreci yaşadığınız zaman, bu da bizim yine dava gerekçelerimizden birisiydi, 6 ay içerisinde yeni rapora başvuramıyorsunuz. Yani siz itiraz ettiniz, hakem hastaneye gittiniz, yeni rapor düzenlendi. Bu raporun düzenlenme tarihinden itibaren ancak 6 ay sonra tekrar rapor başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Senin soruna gelince Sevdacığım, şöyle, şimdi sigorta şirketlerinin, öncelikle onu söyleyeyim, sigorta şirketlerinin biz sizi sigortalamıyoruz ya da engellileri sigortalamıyoruz tarzı yaklaşımlarını besleyen herhangi bir düzenleme yok. Özel sağlık sigortalarının. Ama sigorta şirketleri biliyorsunuz riziko üzerinden çalışır. Yani sigorta yaptırmak demek ortaya çıkacak olan riskin bir nevi garanti altına alınması. Yani o riskle karşılaştığınız zaman uğrayacağınız kaybın sigorta şirketi tarafından karşılanması amaçlanır sigorta yaptırılırken. Örneğin biz aracımıza sigorta yaptırıyoruz. Diyoruz ki ya trafik kazası olursa ya da aracım çalınırsa ya da deprem olursa, sel basarsa bir şey olursa diyoruz. Bu kasko için geçerli. Ben aracımı kaybedeceğim ama en azından aracımın bedelini kasko yaptırdığım sigorta şirketinden alabileyim düşüncesiyle. O rizikoyu azaltmak amacıyla sigorta yaptırıyoruz. Sigortanın amacı uğranılan rizikonun tazminidir. Şimdi engellere yönelik olarak da mesela ben gidip de gözle ilgili bir sigorta yaptıramam. Çünkü sigortanın mantığına aykırıdır bu. Yani sigorta sisteminin mantığına aykırıdır. Çünkü ben zaten görmüyorum, görme engelliyim. Dolayısıyla ben ileride göremezsem, görmeyle ilgili bir sorun yaşarsam bunu tazmin et tarzı bir taleple gidemem. Bu hukuka aykırıdır çünkü sigortanın mantığına da aykırıdır. Çünkü zaten görmüyorum. Zaten riziko var benim için mevcut ortada. Ortopedik engelli birisi mesela hiç yürüyemiyorsa ama biraz yürüyebiliyorsa, yürümemi tamamen kaybedersem uğrayacağım zarar karşılansın tarzı bir sigorta yaptırabilir. Ama hiç yürüyemiyorsa gidip de ya ben hiç yürüyemiyorum, ileride de yürüme yeteneğimi kaybedersem uğrayacağım zarar karşılansın tarzı bir sigorta yaptıramaz. Bu dediğim gibi sigortanın riziko mantığına aykırıdır. Yani sigorta yaptırabilmeniz için sizin mevcut durumdan, tırnak içinde söylüyorum bunu, daha kötü bir duruma gelecek olma ihtimalinizin olması gerekiyor. Zaten mevcutta artık hani o durumun ortaya çıkma ihtimali yoksa sigorta yaptıramazsınız. Bu riziko mantığına aykırıdır sigortanın temel koşullarından birisine. Ama onun dışında genel sağlık sigortası yaptıracağım ben. Görme engelliyim. Genel sağlık sigortası yaptırmak istiyorum. Ben herkes gibi hasta olabilir miyim? Evet, olabilirim. Herkes gibi yataklı tedavi görmem gerekebilir mi? Evet, gerekebilir. Bunlar benim şu an mevcutta ihtiyaç duymadığım ama ileride ihtiyaç duyabileceğim rizikolar olduğu için bunlara yönelik olarak sağlık sigortası yaptırabilirim. Ama burada da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bu işte çok ince bir nüans. Şöyle ki, şimdi sözleşme serbestisi dediğimiz bir durum var. Bizde geçerli olan, bütün Avrupa kıtası hukukunda geçerli olan bir durum bu. Yani hizmet sunan ya da mal sunan bir kişi, istediği kişiyle sözleşme yapma, istediği kişiyle sözleşme yapmama hakkına sahiptir. Ama burada sağlık sigortası yapacak olan özel şirketler için de tabii bu geçerli ama burada kasıta bakmak gerekiyor. Yani o kişiye salt engelli olduğundan hareketle ayrımcılık yapmak maksadıyla o sigorta yapılmıyorsa, evet burada o zaman TCK'nın ayrımcılığa ilişkin maddesinden yararlanılarak o sigorta şirketi hakkında şikayette bulunulabilir. Salt bundan hareket ediyorsa, tabii burada nefret sahikinin ispatı falan gündeme gelecek. Maalesef halen o maddemiz değişmediği için. Hani farklı ispat mekanizmaları gündeme gelecek ama izlenebilecek yol bu. Burada aynı zamanda çünkü ha bunu şöyle bir şey var. Eğer bunu devletin sağlamış olduğu sigorta yapıyor olsaydı yani SGK deseydi ki ya sen engellisin, ben seni sigorta yapamam, sisteme dahil edemem deseydi o zaman anayasal bir hakkın ihlalinden söz edecektik.
Ha, burada da yine anayasal bir hakkın ihlali var. Özel sağlık sigortasının sigorta yapmamış olması. Ama burada izlememiz gereken şey o sigorta şirketi hakkında şikayette bulunmak ve SALT engellilikten kaynaklı başka bir riziko kapsamında olmasına rağmen, örneğin arkadaşının olayında arkadaşın ortopedik engelliymiş ve tahmin ettiğim kadarıyla ortopedik engeliyle ilgili değil de işte ileride herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşırsam bu sigortanın sağladığı avantajlardan yararlanmak istiyorum amacıyla sigorta Aynen. Genel yaptırmak bir istiyor. hani grup Heh, genel sigortasındaki sağlık haklarını grup, devam aynen. etmek istiyordu esasında. Evet, bunu yapmıyorlarsa burada ayrımcılık yapıyorlar demektir. Bunu yapmak zorunda çünkü. Yani yapması gerekiyor. Yapmak zorunda diyemeyiz çünkü sözleşme serbestisi var. Ama burada bir ayrımcılık yapıyor demektir. Bu durumda Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunur. Savcılık tarafından incelenir. Hakikaten nefret sahikinin varlığı ve ayrımcılık suçu ortaya konulursa o sigorta şirketi, hani şirket olmasına rağmen şikayette bulunabilir, o engel değil. O sigorta şirketine gerekli ceza verilir ve ona istinaden tekrar sigorta talebinde bulunabilir. İzleyeceği yöntem bu. Daha da çarpıcı bir şey söyleyeceğim mesela. Yine mesela yaşadığı bir şeyi paylaştı benimle. Klasik grip olmuş. Hani doktora gitmiş. Ciğerleri dolu. Antibiyotik falan vermesi gerekiyor belki doktorun. İşte bir takım incelemeler yapması gerekiyor falan. Yani değil mi? Hani bir doktora gittiğiniz zaman bir takım muayeneler yapılır. Onun sonunda bulgular ortaya çıkar ve ilacınızı alırsınız. Doktorlardan bir tanesi şey demiş. Ben şu an sana ilaç yazamayacağım. Hani bu yazacağım ilaçların hani bir sonu o yok. Çünkü antibiyotik yazmam lazım, şunu yazmam lazım, bunu yazmam lazım ama siz ortopedik engelliler zaten hareket kabiliyetiniz olmadığı için hastalıklara daha algınız açık. Dolayısıyla zaten sizin işte bağlı bulunduğunuz sigortanın bunu da ödememesi gerekiyor. Hani sizin bağlı bulunduğunuz sigorta sizin bu tür karşılamıyor olması gerekir. Çünkü hareket kısıtlılığınız olduğu için sizin maruz kaldığınız pek çok hastalık, işte gripleri, başka virüslerdir. Sizin yakalanma oranınız sıra ve bilmem ne kadar kat fazla olduğu için bunları da hani ben bu ilaçları da yazma sorumluluğunu almak istemiyorum gibi böyle saçma sapan şeylerle karşılaşan bir arkadaşım vardı bundan bir iki yıl Bu önce konuştuğumuzda. nokta olmuş sevdacığım. Yani ben yorum bile yapamıyorum. O karşısında oturan doktorun insan olduğuna emin mi acaba? Onu bir sormak lazım. Yani hakikaten insan mıydı o? Yani gerçekten bu püf nokta. Sigorta şirketleri tabii ki böyle bir şey yapamazlar. Ha, şöyle bir şey var. Sözleşme yapmıyorum diyebilir. Sözleşme serbestisi var çünkü. Hani tipini beğenmez, yapmaz, bir şey diyemez Kendi hani bu. takdirinde değil mi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sözleşme serbestisi ilkesi kapsamında ya yap, bu hani engeli olmayan birisine de yapmayabilir. Bu çünkü o özel sağlık sigortasıdır. Dolayısıyla hani bu rizikoyu almak istemiyordur. O kişi hakkında güven duymuyordur. Ötekisi grup halinde olduğu için arada kaynattığı için ses çıkartmıyordur. Ama tek başına olunca şey yapmıştır, takdir hakkını kullanmıştır. Herhangi bir kişiye karşı da bu şey yani sigorta yapmıyorum diyebilir. Çünkü bu gerçekten de sigorta şirketinin hani haklı olduğunu söylemiyorum. Doğrudur da demiyorum. Olabilir ama hakikaten arkadaşının yaşadığı artık pik nokta olmuş. Gerçekten bunun yorum bile yapamıyorum bu konuda. Ama dediğim gibi o doktora karşı da aslında yine TCK 122 kapsamında şikayette bulunabilirdi. Ya olayın üzerinden ne kadar geçti bilmiyorum. 6 aylık bir zaman aşımı süresi var orada şikayete bazı suçlarda. Sigorta şirketi için de SALT engelli olduğundan yani sözleşme serbestisi ilkesine dayanmıyorlar ama SALT engelli olduğu için bunu yapmıyorlarsa ayrımcılık suçu işlendiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunabilir. Hani önereceğim yöntem bu olur. Bu şeye benziyor arkadaşlar. Normalde şirketlerin işte banka kartları ya da kredi kartları neyse 3-4 yılda bir yenilenir ve topluca şirkete
kartlar gönderilir. Gidersin şubeden alırsın, imza atarsın falan filan. Fakat diyelim ki işte bankacı geldi, kendisi dağıtacak. İşte kendisinden teslim alacağız şeyi. Bunu yaşayan arkadaşlarımız var. Önceden aldığın, grup kapsamında aldığın değiştirme kartını bu kez alamıyorsun. Yani kart değiştirmen lazım. Evet, alamıyorsun. Evet, şimdi evet. Bu sigorta meselesi de biraz buna benziyor. Grup evet. Sigortasıyla arada kaynadığım, ya öyle diyorum ben ona. Gerçekten arada kaynadığım bir durumda, emekli olduğunda bu sistemde kalmaya devam etmek istediğinde ve kendin ödemek istediğinde bununla ilgili genellikle takdir hakkını sigorta sözleşmesini sağlamama yönünde kullanıyorlar. Evet, ve burada kötüye bizim, kullanıyorlar. Sevgin az önce paylaştığı şey önemliydi. Nefret sayıkını sürekli ispat yükümüz var ve bunu ispatlayamazsak da pek fazla iddiamız da yok. Çünkü ayrımcılık temelini dayandırmamız lazım ve ayrımcılık temelini dayandırmak için de mutlaka bu nefret sayıkını göstermemiz lazım. Sevgicim, son olarak söylemek istediklerin var mı? Eklemek istediklerin ardından da başka sorunuz var mı arkadaşlar? Yavaş yavaş çünkü bugünü sonlandırıyor olacağız. Buyursunlar efendim. Bir de o hani söylediğin var ya, hangi işleri yapabilir kapsam. Bir de şu aklıma geldi. Acaba hani iş verildi, herhangi bir yere atandı. Orada belli bir iş verildi. Yükümlü kabul etmek istemedi. Daha doğrusu yani engelli. Ben bu işi yapmak istemiyorum falan demiş olabilir mi? Hay, biraz incelemeye çalışıyorum da. Şimdi bakın, o sonraki bir aşama, biz raporun veriliş aşamasından söz ediyoruz. Raporun veriliş aşamasında sizin karşısına çıktığınız 6-7 tane hekim, doktor, ki bunların hiçbirisi tıp fakültesinde engelliliğe yönelik hiçbir eğitim almıyorlar. Bakın, biraz önce Sevda'nın bahsettiği olay, hani sigortanın sizi sağlık kapsamına almaması gerekiyor bile diyebilen insanlar, sizin ne işi yapıp yapamayacağınıza karar veriyorlar. O sizin artık rapor alınmış, işe girmişsiniz, sorumluluklar verilmiş, siz kabul etmiyorsunuz. O başka bir boyut. Bu rapor aşamasında yaşanan bir durum. Yani henüz rapor elinizde yok. Siz rapor almaya gidiyorsunuz. Oradaki hekim heyeti diyor ki bu kişi şu şu işleri yapar, bu işleri yapamaz. Kafasına göre, tamamen kendi takdiriyle, tamamen kendi toplumsal olgunun, toplum hayatının ona öğrettikleriyle, kişisel birikimleriyle, kişisel takdir yetkisini kullanarak sizin hangi işi yapıp yapamayacağınızı belirliyor. Yani rapor aldıktan sonra yaşanan bir süreç değil bu. Henüz raporu aldığınız aşamada yaşanan bir süreç. O yüzden yanlış olduğu gerekçesiyle dava konusu edildi zaten. Yani 7-8 tane hekim benim ne yapıp yapamayacağıma karar veremeyebilir. Veremez de zaten, vermesin de zaten. Çünkü salt, onlar sadece benim tıbbi durumumu değerlendirebilirler. Ama benim sosyoekonomik durumuma, kültürel hayatıma, toplumsal yaşamıma, toplumda elde ettiğim kazanımlara, sosyal ilişkilerime dair herhangi bir fikirleri olamaz. Olmaması da gerekiyor zaten. Dolayısıyla bu yaşanan problem o. Yani hani o aşamada yaşanan bir sorun bu. Yani çok ucundan döndük öyle bir şey. Sevgi hatırlayacaktır. Onunla ilgili de bayağı çalıştı çünkü onlar. Bir zamanlar ÖSYM'de de bu kılavuzda hangi meslekleri seçmesi gerektiği tanımlanmaya çalışılmıştı. Evet. Çok evet. Ciddi bir evet. Haykırış, çok ciddi bir çıkış oldu. Orada EGİ'nin evet. Yüksek bir çabası vardı. Bakın bunu evet. En baştan tanımlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir lise sondan mezun olmuş bir gence sen şuralara başvurabilirsin diye bir tanımlama getirilmeye çalışıldı. Allah'tan onun önüne geçildi. Peki evet, sevgicim evet. Devam etmek istersen. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi bize sorularınız varsa sevgi.mart@gmail.com adresinden ya da sevdabozbey@gmail.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz ve bana katlandığınız için teşekkür ederim. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum herkese. Arkadaşlar, ben de herkese iyi bir akşam, iyi bir pazar ve tabii ki de iyi bir hafta olsun diliyorum. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Söyleşimizin hemen ardından bu söyleşimiz www.dünyasesten.com'a iletilecek, buraya konulacak. Gelemeyen arkadaşlarımız buradan takip edebilirler. Sevgi Mart'ın söylediği mail adreslerini de sorularınızı bekliyoruz. Çok teşekkürler katkılarınız, burada varoluşunuz için.
Görüşmek üzere, iyi geceler olsun hepinize.